Çiftçilik bitti yani, şöyle söyleyeyim. Eskiden yaptığımız işlerin çoğu şu anda yapılmıyor, bitti. Evet, efendim ihracat falan bahsediyordunuz demin. Ya suyumuz yok yani, biz su olan yerlerden icar yerler tutardık. Buradan Şen Ocaklar diye bir firma vardı. Irak'a ihracata domates gidiyordu. Ama benim dediğim en az 20-25 sene önce. Şimdi suyumuz da var. Su da geldi. Tütünümüz vardı. Herkesin en az 7-800 kilo, 1 ton, 1,5 ton tütünü olan vardı. Tütünlere kota konuldu. Millet yani 200 kilo, 300 kilo tütün yapacağım ama biz size hiç girmem. Zaten 14 ay bir uğraşısı vardı. Tütüncülük kalktı. Bu köyde günlük 3-4 kamyon her gün soğan kalkardı. O bitti. Niye bitti biliyor musun? Niye bitti? Çocuklar taşımalı sisteme geçti. Herkes çocuğuna bir gelecek sağlamak için şehre indi. Burada ilkokulu yok mu? Şu an var. Öğrenci yok. Öyle. Taşımalı sisteme girdiği için yok şu anda. Kapalı. Herkes İnegöl'de çocuğunun başında. Çiftçilik mi? Bizim nesil kaldı çiftçilik ama şu anda. Gene İnegöl'deki yani Bursa'ya gidenler. Yani bu topraklar verimli ama üretmek için çok fazla. İnsanı ters diksen biter. Ama yapacak adam kim kaldı? Kimse kalmadı. Biz kaldık sabunluklar. Bak burada 60 yaş üzeri, 55 yaş üzeri. Başka kimse yok. Bu köyde iki ürün alınır abi. Efendim? Bu köyde iki ürün alınır, üç ürün alınırdı. Evet. Yani hem yazın ekilenin alınırdı ürünü, hem de kışın ekilen kış sebzesinin ürünü alınırdı. Ama öyle bir aşamadayız ki hiçbir şey para etmiyor. Ve aldıkları, ürettikleri malı da satmaya kalktıkları zaman adam peşin almıyor. Devlet de almayınca bu sefer çekle oluyor. O da para etmiyor zaten, kazanamıyor. Kazanamayınca da ekmiyor. Evet, teşekkür ederim. Siz efendim son cümle. Ya bu köyde günlük 3,5-4 ton süt çıkıyor. Süt. Hayvancılık vardı bu çiftçinin yanı sıra. 500 kilo süt yok şu anda köyde. Yok. Öldürdüler, hepsini öldürdüler ya. Domates ekemiyorsun. Tütünü zaten vazgeçildi, hiç eken kalmadı. Soğandan zaten karşına alamıyorsun, eken yok. Hayvancılık bitti. Ek bir gelirim varsa çiftçinin yanında başka bir şeyler yaparsan idareten gidiyor işte bir şekilde.